Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Salat ve selam Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimizin al ve ashabının da üzerine olsun. İnşallah Rabbim onların hatırına bizleri de affeylesin. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Evet, kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Bakara suresinin 267. ayetinden devam ediyoruz. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, sevdiklerinizle paylaşmanızı, güzelliklerin yaygınlaşması için, Kur'an öğretiminin yaygınlaşması için çalışmanızı istirham ediyorum. Sebep olan yapan gibidir. Evet, hemen başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe. Ya harfi metten ye çeken hangi harf var? Elif. Sebebi metten uzun hemze gelmiş. Uzun hemze geldiği için zaten biz bu Y harfini dört elif çekiyoruz. Gelmeseydi hemze, elif, bir elif çekecek idik. Harfi metten sonra uzun hemze, sebebi metten uzatma sebeplerinden uzun hemze gelince metni munfasıldır. Y ayrı bir kelime, eyyühe ayrı bir kelime de olduğu için metni munfasıldır. Dört elif uzatmak caizdir. Uzatalım. Ya eyyühellezine. Ellezine. Peltekze. Zine. Meti tabi. Amenu. Bir elif. Meti tabi. Nü. Uzatma harflerinden vav gelmiş. Nunu uzatıyor. Nü. Sebimetten hemze gelmiş karşısına. Hemze geldiği için nun harfini dört elif uzatıyoruz. Harfi metten uzatma harflerinden vav, sebebi metten uzun hemze geldiği için metni munfasıldır. Ayrı kelimelerde olduğu için dört elif uzatmak caizdir. Uzatalım. Emenu. Emenu. Enfigu. Enfe. Nun sakinden sonra fe harfi çok gelir. İhvadır. Genizden gelen bir ses ile tutuyoruz. En, en, en. En diye okurken burnunuzu kapatırsanız ses kesiliyorsa doğru yapıyorsunuz demektir. Genizden gelen bir ses. En, fi, gu, gu, met, tabi. Min, da. Nun sakinden sonra t harfi geliyorsa ihvadır. Veya altı harften birisi gelmiyorsa ıhvadır. Altı harf neydi? Elif, ha, hı, ayin, gayin, he. Bunlar ızhar harfleri. Tutulmayan harfler. Bundan başka gelen bütün harfleri tutuyoruz. Tı harfi gelmiş, tutalım. Min diye dilimizi dudağımızı yapıştırmıyoruz. Dilimizi damağımızı yapıştırmıyoruz. Min diye yapıştırmıyoruz. Orada boşluk bırakıyoruz. Min, min dayibeti. Me, metti tabi. Kesebtüm. Ben üzerinde cezim var. Ne yapıyoruz? Galgale. Harfi titreştiriyoruz. Kesebtüm. Me, kesebtüm. Ve mimme. Mimin üzerine çete gelmiş. İdigamisinin maluku nedir? Bir elif miktar tutulur. Ve mimme gibi. Ve mim gibi. Şimdi mimden sonra uzatmak için harfi metten elif, sebebi metten uzun hemze gelmiş. Uzatma sebebi. Uzun elif, uzun hemze geldiği için zaten mimi çektiğimizi bir an önce söyledim. Eğer bu hemze gelmeseydi mimi bir elif miktarı çekecektik. Demek ki harfi metten sonra hemze gelince
İster uzun hemze, ister küçük hemze gelsin, uzatılır. Uzun hemze geldiği zaman metni munfasıldır, dödel uzatmak caizdir. Ramazan'da imamlar, hocalar mukabele okur iken bir elif miktara kadar düşürürler, hızlı okurlar ise ve mimme ehrecne gibi. Ama biz şu anda yavaş okuduğumuz için dört elif uzatalım. Ve mimme ehrecne lenkum ehhı çıkaralım. Eh, 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 rance galgale. Cim harfinin üzerine de cezim gelince galgale olur. B harfinin üzerinde gelince galgale olur. Eh, rance ne lenkum mi. Mim sakinden sonra başka bir mim gelince sanki mimin üzerine şedde varmış gibi idgam misliğin malgun olur ve tutulur. Şöyle ki ehrence ne lekum kum minel erdi minel er. Ra sakin olsa, ra'dan önceki harfin harekesi üstün ve ötür olsa ra harfi kan okunur. Esre olsa ince okunur. Burada ra'dan önceki harfin harekesi üstün. Hemzenin üstün var. Minel er Dat durağı, sat durağı var. Datın üzerinde durmak istiyoruz. Söyleyemedim, kusura bakmayın. Sat durağı var. Datın üzerinde durmak istiyoruz. Böyle durumlarda hangi harf olduğu gösterilir sadece, hareke verilmez. Şöyle ki minel er. Dat biraz kalın çıkar biliyorsunuz. Minel er. Ve le teyemmemül habife. Mimin üzeri şedde var. Misenin ma'lûne. Teyemmemül habife. Fe. Peltekse. Habi met tabi. Min hü. Burada hü zamiri çeker mi çekmez mi? Evet çekmez. Doğru. Niçin? H zamirinden önceki harfin harekesi cezm olunca çekmez. Burada cezm gelmiş bakınız. H zamirinden önce nun harfi var. Üzerinde cezm var. O zaman H zamirini çekmiyoruz. Min hü, min hü, tünfikûne. Nun sakinden sonra yine F harfi çok gelir demiştim. İhva, tünfikûne. Kaf kalın, metti tabi. Ve lestüm bi. Ve lestüm. Bu lam mı, elif mi? Bunu bazı arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Eğer sol tarafı birleşiyor ise o lamdır. Elif sol tarafı birleşmez. Bakınız burada elif var, sol tarafı birleşmedi. Elif sol tarafı birleşmez. Sol tarafı birleşiyor ise ulamdır. Burada sin harfi birleştiği için ulamdır. Ve les tümbi. Mim sakinden sonra B harfi geliyorsa ona ıhva şeffafi denir. Dudak ıhvası. Tutuyoruz. Şöyle ki ve les tümbi'e. Ve les tümbi. Demek ki mim harfini tutuyoruz. Niçin? B harfi geldiği için. Dudak ıhvası olduğu için. Ve les tüm bi e hı zihi bi e metri tabi hı 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 harfini çıkaralım. Hı zihi peltekze bi e hı zihi metri tabi illa en. Harfi metten lamı çeken elif, sebebi metten uzun hemze gelmiş, metni munfasıl, ayrı kelimelerde dört elif uzatılır. İlle en tu. Nun sakinden sonra F ve T harfi çok gelir. İhva. Hunneri olarak nun harfini tutalım. En tu mi bu en tu gayn g kalın harf ama yumuşak. Tu entu tuk değil. Tüh de değil. Tüh gayn. Kalın harfin çıktığı yeri vurgulayacağız. Tüh mi bu bu mettat kalın. Met tabi bu fihi tığ dura var. Nasıl durur? Çekerek durur. Fi illa en tu mi bu fi
Ve'lemû ennallâhe. Mim sakinden sonra, pardon, mim harfinden sonra ne gelmiş? Vav gelmiş. Uzatma harfinden mü. Sevmemetten de uzun hemze gelmiş. Uzun hemze geldiği için mim harfini dört elif uzatıyoruz. Metni munfasıldır. Ve'lemû enne. Bunun üzerinde şedde var, tutuyoruz. Misin ma'lûne. Enne Allah'a, Allah lafzını kalın okuyoruz. Lafzatullah. Allah lafzının önceki harfin harekesi üstün olunca, nun üstünü var, Allah lafzı kalın okunur. Üstün ve ötre olunca Allah lafzı kalın okunur. Kendinden önceki harf esre olunca Allah lafzı ince okunur. Burada üstün geldiği için kalın okuyalım. Enne Allah'a ganiyyun hamid. Ganiyyun ha. İki ötreden sonra ha harfi gelince ha ızhar harfidir. Elif ha hı aynı gayin he. Ha harfi gelmiş, ızhardır, tutulmaz. Ganiyyun hamid. Dört harf çekiyoruz ve dalın üzerinde durduğumuz için galgala yapıyoruz. Hamid. Eşşeydanü. Şin üzerinde şedde olduğu için lamı burada okumuyoruz. Hemen şedde ile harfi tutturuyoruz. Şemsi harflerdendir şın harfi. Eşşeydanü. Tı harfini çeken elif var. Metni tabii. Bir elif uzatıyoruz. Eşşeydanü. Ye'idü. Ye'i. Aynese'i. İ değil. İ. I ile i arası bir harf. Ye'idükümül fekra. Fekra. Kaf harfinin üzerine cezim gelince galgala olur. B harfinin, cim harfinin, dal harfinin üzerine cezim gelince burada olduğu gibi galgala olur. Fekra. Fekra. Ye'idükümül fekra. Ra. Ve ye mürüküm. Ye diye vurdurdum çünkü elifin üzerinde cezim var. Ve ye mürüküm. Bakın muru demiyorum. Mim ötüre mü, ra ötüre ru. Mürü. Ve ye mürüküm bi. Mim sakinden sonra B harfi gelince ne oluyordu? Dudak ıhfası. Mimi tutuyoruz. Ve ye mürüküm bil. Bil fehşe. Şın harfini çeken harfi elif şe. Sebebi küçük hemze gelmiş. İkisi aynı kelimede olduğu için fehşe bir kelimede olduğu için metni muttasıldır. Metni muttasılı uzatmak vaciptir. Pekala. Cim durağı var burada. Hemzenin üzerine duralım. Nasıl durur onu gösterelim. Bil fehşe. Şe hemze böyle durur. Hemzenin üzerinde cezim varsa böyle durulur. Bir daha okuyalım. Bil feh şe vallahu lafzatullah. Allah lafzını kalın okuduk çünkü kendinden önceki harfin harekesi üstün ve vallahu hü çekmedik çünkü kendinden önce çeken bir harf var. Lam çekiyor. Vallahu ye'idüküm me. Mim sakinden sonra harekeli bir mim gelince sanki mimin üzerinde şedde varmış gibi tutulur. İdgam isteyen malum nedir? Ye'idüküm meğ. Küm meğ. Meğfireten minhu. Meğ gayın kalın. Meğfira. Temmi. İki üstten sonra mim harfi gelince ne olurdu? Ye, mim, nun, vav harfleri gelince idgam malikun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Şöyle ki meğfiratem minhu. Temmi. Tuttuk, idgam malikune yaptık. Minhu. Nun sakinden sonra h harfi gelince veya h zamirinden önceki harf sakin ise
Burada sakin mi? Sakin. Çünkü üzerinde cezim var. H zamirinden önceki harfinin üzerinde böyle cezim varsa H zamiri çekmez. Veya H zamirinden önce çeken bir harf var ise yine çekmez. Burada olduğu gibi lam çekiyor. Vallahu çekmedik. Minhu mağfiratem minhu ve fevle galgala yapmıyoruz. Galgala yapınca tı harfi gibi olmuş olur. Ve fevle iki sünnelerde böyle a diye çekerek durulur. İnce harflerde e, kalın harflerde a diye çekerek durulur. Şöyle ki ve vallahu kalın okuduk. Önceki harf üstün. Vesi'un vavmet tabi. İki öteden sonra ayın gelmiş. Altı harften bir tanesi. İzhar tutmuyoruz. Vesi'un alim. Vesi'un alim diye çektik. Dört elif metni arız yaptık. Til hikmete yü diye vurduk çünkü hemzemizden cezim var. Yü til burada y okunuyor. Doğrudan lamı tutturuyoruz. Yü til hikmete men yeşe nun sakinden sonra y mim nun vav harfleri idgam mealunne harf birbirine katılır ve tutulur. Tutalım. Meyye men yeşe'ü cim dura var. Hem üzerinde bir daha gösterelim duruşumuzu. Men yeşe ve men yü'te. Nun sakinden sonra ya gelmiş. Yine idgam malum ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Hem üzerinde cezim var. Vurdurulur. Yü tel hikmete. Ve men yü tel hikmete fekande fekande galgala yaptık. Dalın üzerine cezim var. Ütiye. Ü'yü uzattık. Niçin? Çünkü altında med yazıyor. Med demek uzat demek. Ütiye. Hayran kefira. Hı harfini çıkaralım. Noktası var. Ha. Hay. Hayran ke. İki üstten sonra kefar gelince ıhva olur tutulur. Hayran kefira iki sünnelerde a diye çekerek durulur. Kefira fi peltekse bir kıvırık olunca peltekse'dir ve çeken y harfi vardır meti tabi fi kefira eğer tı duranda durmaz geçer isek kefira ve me idgam malumunu yapar geçeriz. Ve me met tabi yezze peltekzel yezzekkeru illa lamı çeken harfi metten elif sevmetten uzun hemze gelmiş metni munfasıldır dört harf çekilir illa ülül elbab ünün altında ne var gasır yazıyorum bakınız gasır kaf sat ra var. Normalde çekmesi lazım. Elif ötre ü okunmayan bir harf var. Bir elif uzatması lazım. Ama altında gasır yazdığı için kaf sat ra yazdığı için uzatma diyor. Ü'yü uzatma diyor. Gasır diyor. Gasır demek uzatma demek. O zaman biz de uzatmayalım. Ülül ülül el be ne yaptık? Galgala yaptık. Be dört elif çekiyoruz. Mette arız yapıyoruz. Ve sonunda galgala yapıyoruz. Çünkü durduğumuz zaman B harfinin üzerine cezim koymuş olduk. Ve me yezzekkeru illa ülül elbab. Sadakallahu'l-azim. Allah kabul etsin. Allah okuma azmimizi artırsın. Evet. Ne kadar çok Kur'an okursanız o kadar güzel Kur'an size açılır. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okumaz kapatırsanız o da sizi kapatır. Siz Kur'an'ı küserseniz o da sizi küser. Kur'an canlıdır. Devamlı okuyun. Kur'an da size açılır. Çok hızlı okumaya başlarsınız. Şaşırırsınız.
Eğer Kur'an'ı kapatırsanız belli bir zaman sonra okumayı bile unutabilirsiniz. Kur'an Allah'ın kelamıdır, canlıdır. Ben çok iyi biliyorum. Çok güzel Kur'an okuyan bir amca vardı. Penceresinin önünde hep Kur'an okur idi. Vefat ettiğinde yüzü nur gibi parlıyor idi. Hoca cenazeyi yıkamış. Muhterem Müslümanlar gelin dedi. Bu cenazenin yüzüne bir bakın dedi. Sadece yüzünü açmış. Herkes yüzüne baktı. Nur gibi parlıyordu. Sanki uyuyor gibiydi. Herkes Allah Allah dedi. Herkes şunu yorumladı. Evet, bu amca çok Kur'an-ı Kerim okuyor idi. Ve bir de kimsenin dedikodusunu yapmıyor idi. Dedikodu yapılan yerden kalkıp gidiyor idi. Amcanın böyle bir özelliği var idi. Allah rahmet eylesin. Rabbim bizler de böyle güzel insanlardan eylesin inşallah. Evet. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Başkalarına değil.